Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyette egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halk kendi kendisini yönetme yetkisini temsilcileri aracılığıyla kullanır. Bu yönetimde yurttaşların seçme ve seçilme hakkı vardır. Devlet yönetimi sınıfların, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin eline bırakılamaz. Milletin bütün bireyleri yönetime katılabilir ve söz sahibi olabilir. Çünkü Cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Cumhuriyetin en büyük erdemi Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Ulusumuz Cumhuriyetle birlikte ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 84 yıllık öyküsü bir başarı, bir uygarlaşma öyküsüdür. Cumhuriyetin başarıları ile haklı bir gurur duyuyoruz. Bugün Türkiye, laik ve demokratik, çağdaş bir ülke, dünyanın en büyük 25 ekonomisinden biri, bölgesinde hatırı sayılan güç, bir istikrar unsuru ve Avrupa Birliği'ne aday bir ülkedir. Dişimize takarak canımızı. Düşmanlar da üstelik saldırınca vatana, baş kaldırdı Atatürk yurdumuzu satana. Toplayıp dünyaya ateş açtık. 4 yıl yokluk içinde kahramanca savaştık. Nihayet temizlendi yabancılardan vatan. Cumhuriyetin güneşi parladı işte o an. Onun ışıklarıyla kavuştuk hürriyete. Her gün bir bayram etsen asıl cumhuriyete. Milletin ısıyla ülkemizi aydınlattı ve karanlığı yok etti. Cumhuriyet bir yaşam biçimidir. Nasıl bir insan havaya, suya, ekmeğe ihtiyaç duyarsa, hep onlarsız yapamazsa Cumhuriyet'i de yapamayız. Cumhuriyet bizlere çok şey kazandırmıştır. İnsanların yaşam biçimlerini de değiştirmiştir. Kıyafetler, harfler, öz aletlerinde değişiklikler yapmıştır. Ama en önemlisi kadına bir değer katmıştır. Cumhuriyet öz erkeğin arkasında gidebilen bir varlıkken, Cumhuriyet'le birlikte erkekle yan yana hatta önüne geçebilme imkanına kavuşmuştur. Cumhuriyet'in ısı yorgun düşmüş ülkemin insan... İsterse yaparmış. Millet onun yanında. Köleymiş, kulüymiş. Türklerin vatanında yıllar sürmüş bu gidiş. Vatan kalmış bakımsız, millet fakir perişan. Sönüp gitmiş eski hız, yurda saldırmış düşman. Atatürk padişahı düşmana karşı durmuş. Yurdumuzu kurtarmış, cumhuriyeti kurmuş. Komutanım bakar mısınız tarafa? Komutanım bakar mısınız? Komutanım bakar mısınız?
Ödül töreninden sonra resmi geçit törenimiz başlayacaktır. Bütün öğretmen ve öğrencilerin yerleri alması rica olunur. Cumhuriyetimizin 84. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde bugün saat 16'da Uğur Mumcu Kültür Parkı sergi salonunda Adana Barosu Avukatlarından Cemil Denli'nin Atatürk Fotoğrafları adlı sergi...